Günaydın, bugün 25 Aralık 2023 Pazartesi, haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı Operasyon Bölgesi'nden ne yazık ki 12 şehit haberi geldi. Türkiye'nin şehitlerini ağladığı gün farklı bölgelerde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi ve o yürüyüşlerde hilafet çağrıları yapıldı. Gazeteci Metin Yoksu skandal görüntüyü paylaştı ve şöyle yazdı: "Siirt'te Peygamber sevdalıları vakfı öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü çocuklarla yapıldı. Çocuklar askeri kamuflajlı ve ellerine oyuncak silahlar verilerek yürütüldü. İstanbul'daki Filistin yürüyüşünde de yine hilafet sloganları atıldı." Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, siyasal İslamcıların ikiyüzlü tutumlarına tepki gösterdi. 12 şehit vermişiz. Hala yas yok. TRT eğlence programlarına devam ediyor. Siyasal İslamcılarsa her zaman yaptıkları gibi Ankara'da Gazze için vicdan buluşması adı altında yürüyüş yapıyor. Bu vicdan Türk askeri için neden buluşmuyor? Bu terbiyesizliğe son verin. Önce vatan Önce can diyor Öztürk Yılmaz. Evet ülke içinde veya ülke dışında Türk vatandaşı veya değil. Bunların herhangi bir önemi yok sevgili seçler. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir masum için üzülmek, dertlenmek veya bununla alakalı bir tepki göstermek bir insani tepkidir. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. İsrail eleştirilebilir. Filistin'deki masumlara destekte de bulunulabilir. Bir yürüyüş de yapılabilir. Bunların tamamı normal. Fakat özellikle bakın nerede bir Filistin yürüyüşü varsa muhakkak bir şeriat, bir hilafet çağrısı yapılıyor. Küçücük çocuklar kendi rızaları dışında oralara getirtiliyor, askeri kamuflajlar giydiriliyor, ellerine silahlar, tüfekler, bazukalar tutuşturuluyor ve bunun bir parçası haline getiriliyor. İşte tepki tam da buna bu İslamcılardaki bu iki yüzlülüğe gösteriliyor. Onlar bu eylemleri yapıp küçücük çocuklara askeri üniformalar giydirip ellerine silah verirken iktidar mensupları ve iktidar mensuplarının çocukları İsrail ile ticaretlerini ilk günden bugüne aralıksız devam ettiriyorlar. Bu yürüyüşü yapanların iktidar mensuplarına, ülkeyi yönetenlere tek kelime dahi edememeleri aslında bu iki yüzlülüğü gün gibi ortaya çıkarıyor sevgili seyirciler. Biz şimdi devam edelim bir emekli generalin sözleri gündem oldu. Emekli general Haldun Solmaz Türk pençe kilit harekatının siyasi hedefi ne diye sordu ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hükümetin bunu açıklaması lazım. Genel laflar söyleniyor. Terörü kaynağında yok etmek diyorlar. Ama görüyoruz ki terör kaynağında yok olmamış. O zaman hedeflerimiz neydi? Neyi elde edebildik açıklanması lazım. Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda konuşulması lazım. 2023 yılında Milli Savunma Komisyonu kaç kere toplandı biliyor musunuz? Sadece bir kere toplandı. O da tanışma toplantısı. Başta Hulusi Akar olmak üzere soruyorum hiç mi sıkılmıyorsunuz? Şimdi şu kadar terörist öldürdük. Kanımız yerde kalmadı diyorlar. Bunlar boş laflar. Askeri harekatın başarısı öldürdüğün terörist sayısıyla ölçülmez. Bunları öğrenin. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bunu açıklayın. Emekli General Haldun Solmaz Türk KRT TV'de konuştu. AKP iktidarının koca ülkeyi cemaat ve tarikatlara teslim etme operasyonu da hız kesmeden devam ediyor. AKP'li belediyeden menzile ihale, AKP'li Şile Belediyesi'nin menzil cemaatine bağlı nakış gıda şirketinden gıda kolisi satın aldığı ortaya çıktı. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleyle belediyenin kasasından menzilin şirketine 1,2 milyon TL aktarıldı. Bir gün muhabiri İsmail'ları cemaat ve tarikatların akçeli işlerini şöyle özetliyor. Cemaatler vakıf ve dernek işlerini seviyor. Çünkü rahat rahat para toplayabiliyorlar ve vergi de ödemiyorlar. Kamu kurumlarıyla protokoller imzalıyorlar, belediyelerin arazilerine, binalarına çöküyorlar. Evet İsmaiları bir gün gazetesinden İsmaiları süreci güzel özetlemiş. Bununla ilgili geniş bir araştırma yazısı da var. Merak edenler ve devamını okumak isteyenler bir gün gazetesinden ulaşabilirler. Tabi severler sevgili seyirciler bu cemaatler ve tarikatlar özellikle bu akçeli işleri vakıf dernek adı altında faaliyet gösterdikleri zaman e, vergi de ödemiyorlar. Belediyelerle devletin bütün kurumlarıyla protokoller imzalıyorlar. Devletin bütün imkanları bunlara ardına kadar açılıyor. Binalar tahsis ediliyor veya siz bu binalara çöküyorlar da diyebilirsiniz arazilere, binalara. Yani onlar rahatlar ve gemilerini her türlü yürütüyorlar. Biliyorsunuz geçen haftaki programlarımızda da özellikle bu Milli Eğitim Bakanlığı'yla yine cemaat ve tarikatlar arasındaki birçok protokolü gündeme getirmiştik sevgili seyirciler. Dediğimiz gibi hız kesmeden devam ediyor. Hız kesmeden devam eden bir başka şey de Biliyorsunuz biraz önce aktardık sevgili seyirciler, iktidar mensuplarının İsrail olan ticari ilişkilerini, onlar ticari ilişkilerini devam ettiriyor fakat bakın TGRT Haber'de bir spiker bir bardak yüzünden işinden oldu. TGRT Haber, Starbucks bardağıyla yayına çıkan haber spikeri Meltem Günay'la yayın yönetmeninin işine son verildiğini duyurdu. Evet bir Starbucks bardağı TGRT haberde bir spikeri işinden etmeye yetiyor sevgili seyirciler. Ama dedim ya ne sokakta bu İslamcılar ne yandaş TV kanallarında AKP ve AKP'lilerin İsrail'le ticaretlerine dair tek kelime etmeye cesaret bulamıyorlar. Bunun da altını biz çizelim ve devam edelim sevgili seyirciler. Mecliste sarayın astronomik bütçesi tartışma konusu oldu ve sarayın o bütçesi, o harcamaları her geçen yıl artıyor. Saray günde 33 milyon 600 bin lira harcayacak. Sözcünün haberine göre CHP Muğla Milletvekili Cumhuruz'un Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde iktidara yüklendi halkın unutulduğunu vurgulayan Uzun, yaratılan tek adam rejimiyle itibardan tasarruf olmaz denilerek har vurup harman savuruyorsunuz. 2024'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın günlük harcaması 33 milyon 600 bin lira olacak. Koruma hizmetleri içinde günlük 10 milyon lira harcanacak dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Erdoğan'a hesap ver çağrısı geldi. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zikzaklı ekonomi politikasını eleştirerek faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyordu. Ben buradan kendisine seslenmeye devam ediyorum. Eğer bu iddianızın yanlış olduğunu anlayıp Merkez Bankası'nın faizini arttırmaya karar verdiyseniz çıkıp bu milletten bir özür dilemelisiniz. Önce bir durun, çıkın, hesabını verin, yanlış yaptık deyin dedi ve ülkenin kaynaklarının, halkın vergilerinin yandaşın cebine nasıl akıtıldığına dair bir diğer çarpıcı örnek. 15 milyon dolar harcanarak yapılan Balıkesir Merkez Havalimanı'na 3 yıldır inen uçak sayısı sıfır oldu. Çünkü işleri, projeleri bir ihtiyaca göre yapmıyor AKP iktidarı sevgili seyirciler. Yani şu bölgeye bir havalimanına bir köprüye ihtiyaç var mı yok mu onların meselesi değil. Halkın böyle bir beklentisi var mı onların meselesi değil. Onların meselesi şurada boş bir arazi var. Biz bu araziyi alalım buraya biz bir havalimanı kondurursak bu işi de şu yandaşa ihale edersek hepimiz kazanırız. Yani cepler dolar Tabi halk kaybeder. O ayrı halkın kaybetmesiyle ilgili dediğim gibi herhangi bir dertleri yok. Projelerini bu türlü gerçekleştiriyorlar sevgili seyirciler. Sonuç elbette bu oluyor. Biz bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlayalım. Salı sabah yine Türkiye saatiyle 7'de bu ekranlarda buluşmak ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.